sevgili izleyiciler yeni bir gün başlıyor. Sevgili izleyiciler Erdoğan Toprak bugün günün sohbetinde bizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Hoş bulduk iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz gazeteleri tamamladık tamamlarken de çocuklarımızı gündeme getirdik. 23 Nisan'a hazırlanıyoruz biz duygusal olarak ama bugün karaman var. Çocuklarımızın çocuk kelimesinin yan yana gelmeyeceği şeylerle çocuk kelimesi yan yana geliyor bu ülkede artık. Dolayısıyla bütün çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutlamaya hazırlanırken kapsayıcı olalım. Cumhuriyetin idealleriyle diyorum ben kapsayıcı olalım. Ama o idealler yok ki biz Karaman'ı konuşuyoruz. Ne dersiniz? Evet yani bir tek Kahraman'daki bu e, acı olay, olarak. kötü olay olsa e, bir noktada oradaki bir yönetici hatası dersiniz. Bir suistimal dersiniz. Ama bugün de e, Yalova'da patladı aynı olay. Yani birçok yerde bu tip olaylar var. Çocuk çok önemlidir, bizim geleceğimizdir. Her anne için yavrusu onun hayatıdır, canıdır, her şeyidir. Düşünün bu ülkede evladınızı emanet ettiğiniz bir kurumu o kurumdaki sapık diyeceğim kişiler tarafından bu tip tacize, istismara uğraması Türkiye'nin en acı olayıdır. Bugün Atatürk Cumhuriyeti gençliğe emanet etti çocuklara emanet etti. Ama bugünkü iktidar yani AKP iktidarı Atatürk'ün o cumhuriyetin o önemli gününü dahi kutlamaktan ne yazık ki imtina ediyor ve kaçıyor. Kutlamamaya çalışıyor. İşte Türkiye'nin gelinen kafa yapısı bu. Türkiye bu zor süreci aşmak zorunda. Türkiye gençlerine sahip çıkmak zorunda. Türkiye çocuklarını çocuk istismarından kurtarmak zorunda. Böyle bir Türkiye'ye geldik. Böyle bir Türkiye'den Çıkmak zorundayız, bu girdabı kırmak zorundayız, bu zincirleri kırmak zorundayız. Kıramazsak Türkiye kendi geleceğini kaybeder. Ee, kırmak için de gözler tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle ana muhalefette e, Sayın Toprak. E, ama neyle karşı karşıya olduğumuzu biraz daha iyi görelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri PKK'yı yendik diyor. E, Davutoğlu da çözüm süreciyle ilgili bir şeyler söyledi. Şimdi e, bir yandan Türkiye bir terörle mücadele e, gerçekleştirirken PKK yanına hep PKK 30 senedir var ama yanına işi eklendi. Şimdi PKK'dan başlayalım. Türkiye neyle karşı karşıya e, baktığımız zaman bir çözüm gerçekleşir mi önümüzdeki süreçte ve doğru bir şey midir bu Türkiye açısından? Şimdi e, hepimiz bu ülkede yaşayan 78 milyon insan bu ülkede kanın akmasını istemez. Ben bu konuda... İnanıyorum, ee, inanıyorum. Terör durmalı, kan akmamalı, bir barış ve huzur ortamı gelmeli noktasında Türk toplumunda bir konsensus var. Ben Rize'deydim, ee, hafta sonu Trabzon, Rize o bölgedeydim. Herkeste bu beklenti vardı. Ama bu beklentiyi hayata geçirmesi gereken bugün bu ülkeyi yöneten hükümettir. Bugün bu ülkeyi yönetiminde aday olan bakanlardır. Bunların samimi olması lazım. Ben burada bir samimiyet görmüyorum. AKP iktidarı 2002'de iş başına geldiğinde terör bitmişti. Terör yoktu. Yani şehit cenazeleri gelmiyordu. Terörün beli kırılmıştı. Terörün başındaki elebaşıları İmralı'ya hapsedilmişti. Ama öyle bir nokta geldi ki popülizm yaptı AKP. AKP popülizm yaptı. Oslo'da kapalı kaplarında görüşmeler yaptı. O sırada kiminle görüştü AKP? Terör örgütünün üyeleriyle görüştü. Kim vardı şahidi? Başka bir ülke. Yani biz biliyoruz İngiltere. Artık bunlar paylaşıldığı <laughs> için rahat söyleyebilirim. İngiltere de orada gözlemciydi. Sonra yetmedi. Getirip bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine getirip Habur Gümrük Kapısı'nda teröristin ayağına götürdüler. Seçime çünkü 5 vardı. Yerel seçim vardı. Oslo'da da 2007 genel seçimler öncesiydi. Popülist uygulamalar Tabii yani ki seçim için şov yapıldı. Seçim için Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi ikbali için yani AKP kendim iktidarda kalayım diye tüm her şeyini bu ülkenin değerlerini terör örgütünün ayağına götürdü. Ama 7 Haziran'dan önce bir makas değişti sanki bir şey oldu ve şimdi yeniden çözüm ifa sözcüğü kullanılmaya başladı. Evet Semra Hanım şimdi... 2009'da yerel seçimi kazansın diye terör örgütünün ayına mahkemeleri götüren AKP 2009 yerel seçim bittikten sonra tekrar unuttu. Bu unutuşlar bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi ikbali için AKP iktidarının kullanmış olması Türkiye'nin itibarını düşürdü. Diğer taraftakileri de ne söylüyorlar o kapılar kapılarda bilmiyorum. Bir duygusal kopuş yaşandı. Ama şunu söyleyebilirim. PKK terör örgütü ile AKP birbirinden beslenen iki tane yapı. İki tane yapı var. İkisi de birbirinden besleniyor. İkisi ne zaman dara düşse birbirilen bir anlaşma var ve hızla maşallah ikisinin de değeri yükseliyor. Türkiye'de Güneydoğu'da doğrusu Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Yani kültürel haklar, özgürlükler konusunda, insan hakları konusunda adımlar atılmalı mıdır? Atılmalıdır. Ama bu adımları kim atacak? Parlamento atacak. E, parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dedik ki kardeşim gelin terör örgütünden vatandaşlarımızı kurtaralım. Vatandaşlarımızın ne sorunu varsa, ne ihtiyaçları varsa parlamento biz size destek vermeye hazırız. Yeter ki çözün dedik. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak söyledik. Ya siz boş verin dedi. Sizin kendinize hayrınız yok. Biz sizin yardımınıza da ihtiyaç duymuyoruz dedik. Ondan sonra Türkiye'de Anadolu'nun birçok bölgesine köyüne mezrasına cenazeler gitmeye başladı. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu terör örgütü diye terör örgütüne yükleyemeyiz. Terör örgütü zaten adı terör örgütü, kandan beslenen bir yapı. Terörist bu. Elinde silah durmadan orayı burayı ateş eden kişi. Ama benim desteğimi kabul etmeyen, bu önlemleri almayan terör örgütüyle masa başına oturup gizli pazarlıklar yapıp onlara umut veren hükümet değil mi? Bunun hesabını verecekler. Yani bu hesapsız kalamaz. Çünkü kötü bir yönetim anlayışıyla bugün terör örgütünü bu ülkenin başına bela ettiler. O 2002'de biten terör olayları hızla tırmandı. Bakın son zamanlarda 350 tane şehidimiz gelmiş. ağırlıklı Nusaybi bölgesinde. Şimdi terör örgütü bitti hadi masaya oturalım diyor. Kardeşim madem terör örgütü bittiyse niye onlarla masaya oturuyorsun? Gel parlamentoda oturalım. Yasayla bunların haklarını verelim. Burada herhalde dikkat çeken bir unsur da şu. Şimdi dokunulmazlık meselesi, CHP'nin tartışılması, CHP içindeki tartışma ayrı bir boyut. Oraya da geliriz, sorarız. Biz açık açık her şeyi tabii, soruyoruz tabii, çünkü. Tabii, tabii. Ama e, dokunulmazlık meselesi niye geldi? HDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları konusuyla geldi aslında gündemimize. Şimdi burada dediğiniz gibi eğer... E, Terörü bitirdiysek e, vekilleri muhatap almak gerekmez mi? Bir mantık problemi yok mu burada? Ben şaşırıyorum bazen. Semra Hanım çok haklısınız. Bizim için önemli olan o bölgeden e, oy almış, parlamentoya girmiş kişilerin artık o bölgenin temel sorularını parlamentoya taşımasıdır. Yani siyasi bir kanal açmak zorundayız. Bugün AKP'nin yani Davutoğlu'nun, ondan önceki Tayyip Erdoğan'ın, ne yaptı bu ülkede? İmralı'ya ve Kandil'e heyetler gönderdi. Kardeşim niye ben Kürt vatandaşlarımın sorunlarını onların seçtiği milletvekillerin vasıtasıyla parlamentoda muhatap alıp bir komisyon kurup MHP'lisini, AKP'lisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, HDP'lisini içine koyarak orada bir tespit yapıp da sorunlarını niye çözmüyorum? Yani doğrusu bu değil mi? Niye ben siyasi kanalları tıkayıp tekrar bu ülkeyi Bebek katili dediğimiz Apo'ya götürüp teslim ediyoruz. Niye e, Kandil'e götürüp Murat Karayırlan'a teslim ediyoruz değil mi? Yani şimdi aklın yolu bir. Burada parlamentoya seçilmiş gelmiş milletvekiller var. Efendim ben o milletvekillerini atacağım. Niye? Şehit cenazesine, e, pardon teröristin cenazesine gidiyorum. Tamam atalım. Ya iyi de benim bu kadar şehidimi öldüren, o kadar cenazeyi getiren o terör başının ayağına benim, Buradan heyetler götürüp çözüm süreci devam etsin dememiz daha mı doğru? Ya bunun mantığı var mı? Terörü yaratan terör başı dediğim Abdullah Öcalan'ın ayağına ben İmralı'ya heyetleri götürmem daha mı doğru? E işte siyasi irade var. Niye ben bunları atıyorum? Parlamenter sistemin gereği her sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...daha doğrusu parlamentoda çözülmesidir ya hani... ...bunun tıkanması'nın gerçekten kavrayamıyorum. Yani sizin vurguladığınız da bu. Burayı tıkamak e, kime hizmet ediyor sizce? Burayı tıkamak terör örgütünün muhatap alınması ve onun büyütülmesine hizmet ediyor. Bu halka hizmet etmiyor. Hayır, yani. bu halka hizmet etmez. Ya Türkiye kötü yönetiliyor. Bakın, Türkiye artık sıkıştı... Türkiye içeride de dışarıda da demin işitten bahsettiniz işte bu tip terör örgütleri arasında Türkiye nefes alamaz noktaya geldi. Bu bir kötü yönetimin sonucudur. Durup dururken buraya gelmedik. Bugün bu ülkeyi AKP iktidarı 2002'nin Kasım ayında teslim aldığında Türkiye dünyayla barışık, bölgesinde sözü geçen, vizyonlu. terörü bitirmiş, vizyonlu, ara buluculuk yapan yani Orta Doğu'da İsrail'den Filistin arasında ara buluculuk görevi yapan bir ülke haline gelmişti. Terör bir sonuç. Bunu Türk halkının bilmesinde yarar var. Terör sebep değil, terör bir sonuç. Sebebini bulmamız lazım. Sebep bu ülkeyi kötü mecralara, hayal ortamına sürükleyen, bugünkü bu ülkeyi yöneten AKP hükümetinin vizyonsuz dış politikası, vizyonsuz iç politikası, Yeter ki ben ayakta kalayım ne olursa olsun diyen uyguladığı stratejik ama basit bu ülkenin yararına olmayan bir politikası. Bu IŞİD Sebep meselesini... Bu. Sebepleri çözmemiz lazım. Geleceğim işte Sebebini çözemezsek... Biz... Nedeni bilmezsek sonuç ulaşamayız. Tabii ki sonuç terör. Ya terörü biliyoruz. Peki işidi geleceksiniz. Şimdi işidi kim yarattı? Hı hı. Yani işit var. Davutoğlu ne diyordu? Efendim bunlar birkaç tane genç, hatta şunu ya, öfkeli e, gençler dedi. IŞİD'in eylemi neredeydi biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da bir eylem yaptılar. Bugün bu ülkeyi yöneten Başbakan Davutoğlu öfkeli birkaç genç dedi. İşit bu. Sonra dün akşam bakın, o benim öfkeli genç dediğim işte Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümetin Davutoğlu'su, Kilise bombalar düştü. Soruyorum şimdi Davut oluyor. O senin öfkeli gençler bak. Benim e, ülkeme bomba atıyorlar. Bu öfkeli gençler yani böyle koruma amaçlı söylediğin laflar. Başika'da yani ne işimiz var o e, Irak'ın o bölgesinde? Onu da anlamış değilim. Benim evladımın, askerimin, gençlerimin Başika kampında kimi koruyor, neyi koruyor onu da bilmiş değilim. Benim tankıma işit bomba attı. Allah'tan can kaybı olmadı. Ya bizim ne işimiz var oralarda? Bizim politikamız, Cumhuriyet Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğundan beri yurtta sulh, cihanda sulh. Komşularla barış içerisinde, huzur içerisinde, ticaretimizi geliştirerek bu ülkeyi bir şekilde huzur içinde yönetmek. Belki önemli ayrıntılardan biri de kilise bombalar düşüyor. işit ve tesadüfü atmıyor belli. Yani hedefle evet. atıyor. Ama Türkiye sadece topu atışı yapabiliyor, uçak bile kaldıramıyor gibi bir sıkışma içinde galiba değil mi? Öyle mi görmek lazım? Şimdi bakın, lazım? Yani çok güzel bir konu. konuya değindiniz, ee, teşekkür ederim. Tuttuk biz e, Suriye'de Rusya'nın uçağını düşürdük. O Rusya uçağını düşürmesinin en büyük menfaati kime oldu biliyor musunuz? Uçağı düşürülen Rusya'ya oldu. Çünkü Rusya S-400 füzelerini Akdeniz'e çıkartamıyordu. Rusya'nın Suriye'nin Tartus dönemi bir bölgesinde bir üssü vardı. Laskiye'de falan böyle çok zayıftı. Adamlar o uçağı bahane ederek Türkiye'nin o bölgedeki tüm uçuşlarını kestiler. Şimdi terör örgütü bana bomba atıyor. Ben uçağımı kaldırıp terör örgütünü bombalayamıyorum. Neden? Çünkü S-300 füzeleri, S-400 füzeleri Rusların Tartus'ta direkt sınıra kilitlemiş durumda. Kalkacak her Türk uçağını vurmakla tehdit ediyor. Yani nasıl bir şeydir ki ta Rusya'dan kalkıyor, Akdeniz'e geliyor bir kuvvet ve benim hareket sahamı daraltıyor. Eskiden ben bu bölgede çok rahat uçuş yapabiliyordum. Hı hı. Kendi güvenliğimi koruyabiliyordum. Ama senin izlediğin o yanlış politikadan dolayı bugün Türkiye o bölgeye uçak kaldıramıyor. Kim bunun sebebi? Hani biz büyük devlettik? Hadi bak. Burununu çıkartamıyorsun. Türkiye'yi bu hale AKP getirdi. Bunun bedelini ödemek zorunda Türk halkına bunu anlatacağız. Anlatmaya da devam edeceğiz. Şimdi bu noktada Şimdi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin galiba bir zorluğu var. Çünkü e, AKP ciddi bir hamaset siyasetine başlamış durumda. O kadar kan akan, şehidin geldiği işte e, kilisede insanlarımız öldü, e, insanlar öldü orada. Yani bu kadar insan kaybının olduğu bir ortamda böyle bir hamaset de çok herhalde siyasetten iş mi yapıyor? Nedir? Ya AKP Türk halkının o bir duygusal tarafını bulmuş, bir popülizm tarafını bulmuş. Türk halkının beynini yıkıyor. Maşallah 21. yüzyılda iletişim medyasını çok iyi kullanıyor AKP. Yani bunu kabul etmek lazım. Hı hı. İletişim medyasını tamamen ele geçirdi. Yani sizler dışında çok fazla kanal kalmadı. Birkaç kanal dışında, birkaç yayın organı dışında e, medyanın yüzde %90'ını siz devlet baskısıyla önce devletin kurumlarına yani BDDK'nın kontrolünü alır sonra da belli yandaşlara verir ve onlar her gün sabah, öğle, akşam Türk insanının beynini yıkarsa gelinecek nokta budur. Ben Türk halkını suçlamıyorum. Bugün bu ülkeyi yöneten iktidarın baskı rejimiyle, bu ülkede beyin yıkama taktiğiyle, işte bu göbelslerin mantığıyla ülkeyi getirdiği noktadır bu. Ve Türk halkı sanıyor ki gerçekten ben bile onların kanallarına zaman zaman bakıyorum, gazetelerini okuyorum. Yani olayları bilmesek ya bu böyle miymiş falan diyeceğim. Ya Allah Allah bunlar ne güzel de başarılı idare ediyormuş. Oysa ki başarılı idare edilen bir şey yok. Bakın Türk tırları artık uluslararası alanda hareket sahası bitti. Tırlarımız dolaşmıyor. Eskiden Suriye üzerinden 110 bin tane tır 2010 devletin resmi rakam. Benim rakamlarım değil. Biz oraya İhracat yapıyorduk. Ekonomimiz kalkınıyordu. Antep'te, <laughs> Adana'da, Mersin'de, e, Konya'da, Bursa'dan o bölgeye biz ihracatlar yapıyorduk. 110 bin tane tır gidiyordu. Ve Suriye üzerinden 11 tane ülkeye biz ihracat yapıyorduk. Onlar kapandı. O bölgelerde ne gidiyor artık? Terörist gidiyor, silah gidiyor, silah kaçakçılar gidiyor, petrol kaçakçılar gidiyor. Türkiye artık... Uluslararası alanda ticareti ağır ağır gerilemeye başladı. Bir ara RORO'larla denemeye çalıştılar. Hı hı, hı. Onu da Mısır kapattı. Mısır bir dakika dedi artık sen bu bölgede aktör alamazsın dedi. Onu da Mısır kapattı. Neden? Çünkü AKP Mısır'ın iç işlerine karıştı. Suriye'nin iç işlerine karıştı. Libya'nın iç işlerine karıştı. En sonunda Bulgaristan'a bulaştık. Orada da bir rezalet var. AKP oraya da karıştı. İşte Azerbaycan'a da bulaştık bir dönem yani AKP döneminde. Ve ağır ağır Türkiye daraldı. Bu bir. Turizmde daralmalar başladı. Yani AKP'nin düzgün el atıp da yönettiği hiçbir şey yok. Şimdi Türk halkına öyle yansıtılmıyor. Güçlü bir medya yapısı var, güçlü bir propaganda makinaları var. Kim bir şey söylediği zaman çamur at, iftira at ve o çamurla ya Allah belalarını versin bu pislikle uğraşmayalım diye herkes köşesine kaçıyor sivil toplum kuruluşları yok. Gazeteciler haber yaptığı zaman direkt Silivri Cezaevine konuyor, sorgusuz sualsiz. Yani bakın oraya silah götüren, silah veren suçlu değil. Onun haberini yapan suçlu. Yani şimdi böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ne yazık ki. Bu üzüntü verici. Bu gidiş bir yandan da dün e, başbakan da Strasbourg'da bile başkanlık sisteminin meziyetlerini anlattı. Bir yandan da sistem değiştirme diye yani o otoriterleşmeden söz ediyoruz aslında bunlardan bahsederken. Ama sistemi de değiştirdik mi tam olacak artık. Adı da tam olacak yani. Böyle bir süreçte sürükleniyoruz sanki. E, şimdi burayı da bir tarif etmek lazım. Bu arzu... Ki, medyasıyla, yönetim algılayış biçimiyle net bir şekilde Türkiye'yi diktatörleşmeye götürüyor diyebilir misiniz? Götürüyor diyebilir miyiz de götürdüler zaten ama biz buradan geri çevirmeye çalışıyoruz. Ben başbakanı da yani gerçekten acıyorum. Zavallık bu. Ben bu ülkeyi başbakanlıkla yönetemiyorum. Başkanlık gelsin. Ya kardeşim o zaman bırak git. Ya bir başbakan devletin <laughs> icranın Kocuğunu başı. Reddedecek. Yani siz icranın başı olacaksınız bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Kendi elinize kendi yönettiğiniz yapıyı başkasına ihale edeceksiniz. Yani emanetçiyim. Ben bu işi beceremiyorum. Ben bu işi yönetemiyorum. Alın sizin olsun diyeceksiniz. Ben o başbakana sormak isterim. Ya Allah aşkına bu ülkenin hangi sorununu kanunlarla çıkaramayıp da yönetemediğinizde başkanlık gelecek bunu yönetecek. Böyle bir şey var mı? Maşallah bu ülkenin parlamentosu noter gibi çalışıyor. Gece yarılarına kadar durmadan kanunlar çıkıyor. Semra Hanım, bir ülkede parlamentosunun çok kanun çıkartması övünülecek bir şey değil. Evet. Parlamentonun her gün noter gibi onlarca kanun, torba kanunlarla 4000 bin küsür tane kanun çıkartması övünülecek bir şey değil. Utanılacak bir şeydir bu. Hele bizim gibi neredeyse 100 yıla yaklaşan 90 küsür yıllık bir parlamento deneyimi olan bir ülkede bu kadar kanun yapmak ben bu ülkeyi yönetecek artık şey yeterince bulamadım demektir. Bu yanlış. Kanun çok çıkartmak övünecek bir şey değil, utanılacak bir şeydir. Buna rağmen AKP 14 yıldır parlamentoyu matbaa gibi çalıştırıyor. ve Biz de noter görevi yapıyoruz milletvekilleri. Hala da bizim yerimiz dar, yetkimiz az. Bu ülkede başkanlık gelmeli. Yani kısacası diktatörlük gelmeli. Aslında bir yandan da bunun içerisine ben de beceremedim itirafı da var ama güzel gizlenmiş galiba. Yo zaten açık açık abisi bir şey söylemeden kendisinin bir şey yapma şansı da yok. Yani o talimatı alıyor. Bugün bakın çift başlık var. Çift başlık bugün Türkiye. E, referandumla Cumhurbaşkanı seçtiğinden beri bu ülke çift başlılar ne yazık ki gitti. Yarı başkanlığa gitti bu ülke aslında. Yani e, halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanlığını getirdikleri zaman kafaların arkasında bu çift başlı yaratmak vardı. Şimdi diyorlar ki efendim çift başlıklar bunu tek başlığa düşürelim. İyi de kardeşim sen bu referanduma gitmeden önce böyle bir şey yoktu. Yoktu. E sen getirdin. Ya bu sorunuz açan sensin. Sonra bu sorunu çözerim. Ya bu ülkenin başına bu belayı sen açtın. Bu çift başlığı getirdin. Yönetimde kaosu getirdin. Parlamentoyu noter gibi kullandın. Başbakanlığı yok kabul ediyorsun. Ama bir türlü sorumlu sorumluluğunu kabullenmiyor gibi bir durum da var Türkiye'de. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra aslında temel konuya gelelim. Şimdi bütün bunlar böyleyken. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler dedik. Ne yapmak lazım, nasıl yapmak konusundaki stratejilerini sizin de belki önerileriniz vardır. Onları da alarak geleceğe bakalım. Olur mu? Dokunulmazlık tabii mevzusu tabii gelecek önümüze. Bir bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki tutumuyla ilgili görüşlerinizi de aktarmak isteyeceğiz kısa bir aradan sonra. sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili ile sohbeti sürdürüyoruz. Sayın Erdoğan Toprak'la geldiğimiz nokta şu. Gözlerde CHP'de. Şimdi Türkiye'nin fotoğrafını koyduk ortaya. Gerçekten yönetimdeki sıkıntılar, karşılaştığımız problemler, e, Kilis'ten Başıkaya, işte Karaman'dan, 23 Nisan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunun yapılamayışına Türlü türlü her türlü e, sorunu nokta atış böyle değerlendiriyoruz ardı ardına. Bu dokunulmazlık meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tartıştırdı. Az evvel dedik ki e, medyası var kendi kitlesini konsüle edecek bir söylemde bulunuyor. Hamaset siyaseten kullanılıyor ve insanlara bilgi tam olarak ulaşamadığı için ana muhalefetin itirazları da kitleye ulaşamıyor. Diye görüyorum ben. Şimdi dokunulmazlık meselesi bunu daha da zorlaştırmayacak mı? En temelde konuşulan muhalefeti darada daraltmak ya da muhalefeti hapis tehdidiyle karşı karşıya bırakmak gibi bir şey olduğu için soruyorum. Sizin düşünceniz ne? Şimdi e, dokunulmazlık daha komisyonlara gelmedi. Anayasa hı hı. komisyona gelecek. Son halini alacak. Bu bir süreç. Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden beri programına da yazmış durumda parlamenterlerin yüz kızartıcı suçlardan dokunulmazlık zırhına bürünmesini doğru bulmuyoruz. Parlamento siyasi bir fikrin savunulacağı yerdir. Parlamento siyasetçinin bu ülkenin gerçeklerini gerek parlamentoda, gerek parlamento dışında, beyaz seminerlerde, konferanslarda dile getireceği ve orada kendisinin hiçbir cezai müdiye tabi tutulmaması gereken bir koruma kalkanı. Bu doğru. Yani bu ülkenin sorunlarını ben dile getiririm. Neden? Çünkü bu ülkenin temsilcisi benim. Parlamentosunda ben varım. Oylarını ben aldım. Ve onların adına ben parlamentoya geldim. Milletvekilinin görevi budur. Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Ben ilk günden beri Cumhuriyet Halk Partisi duruşum parlamenterlerin dokunulmazlığı kalkmalı sadece fikriyat ve kürsü dokunulmazlığı kalmalı. Yoksa parlamentonun gidip Rıza Zarrab'ın önüne yatan adamın dokunulmazlığını korumak parlamentonun itibarını yok eder. Parlamentoyu itibarsızlaştırır, milletvekilliğini itibarsızlaştırır. Ama AKP'nin samimiyetsiz politikaları ve kopartılan yaygara farklı algılandı. Biz ilk günkü durduğumuz yerdeyiz. Ben fikrimi sonuna kadar savunmalıyım. Bu ülkenin yanlışlarına yanlış demeliyim. Sorunlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda veya herhangi bir konferansta, herhangi bir salonda mikrofon, kürsü dokunulmazlığım olmalı. Ben Kürt meselesini de gündeme getirmeliyim. Ben bu ülkede silah taşıyan tırları niye taşıyor kardeşim? Terör örgütüne bunu niye gönderiyorsun da demeliyim. Ben bu ülkedeki diğer işte belli kişilerin korunması, yolsuzluk yapması, ihalesini, fesat karıştırmasını da gündeme getireyim. Çevre sorunlarını da getirmeliyim. Ve bundan dolayı ben parlamentoda yargılanmamalıyım. Ama diğer tarafta bu ülkede korona 700 bin lira saat hediye alanın yargılanması için dokunulmazlık kalkmalı. Bu ülkede 30 yaşında bu ülkenin bakanlarını teslim almış Rıza Zarrab gibi adamların önüne yatanların dokunulmazlık zırhı kalkmalı. Bu ülkede onu koruyan başbakanın yani Davutoğlu'nun dokunulmazlığı da kalkmalı. Yani benim nasıl kalkıyorsa onunki de kalkmalı. Biz yüz kızartıcı konularda dokunulmazlık kalksın diyoruz. İlk günden beri bunu söylüyoruz. Ama diğer konuda fikri mücadeledeki dokunulmazlığın kalmasından yanayız. Olay yani bu, bu süreçteki basit. o dokunulmazlık meselesinde de bu ilkeyle duracağız diye gayet net ifade ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu zaten Hı. biz bunu yıllardır yani bugünün meselesi değil. 10 yıl önce de bunu böyle savunmuşuz, 15 yıl önce de bunu böyle savunmuşuz, 20 yıl önce de böyle savunmuşuz. Yani biz dokunulmazlık zırhı adı altında bu ülkede hırsızlık yapılmasına ilk günden beri karşıyız, bugün de karşıyız. Ben hiçbir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin bu tip bir yüz kızartıcı suçla dokunulmazlık isteyeceğinin e, hiç düşünmüyorum böyle bir şeyi zaten kondurmak da istemiyorum olması gerekeni olması için mi çaba sarf edecek Cumhuriyet Halk Partisi çünkü hep şöyle deniyor ya yargı zaten ellerinde bu da bir tehdittir hani o otoriteleşme dedik ya onun ortaya çıkması için ki e, dün grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu da e, akademisyen de hapse giriyor siz de girebilirsiniz hazırlıklı olun gibi bir imayen böyle şeyler söyledi e, şimdi dolayısıyla kendi kendini sıkıştırma anlamına da gelmez mi? Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği Türkiye çerçevesi çizdi aslında. Yani bir ironi yaptı orada. Hı hı. Şunu dedi, Türkiye'de hukuksuz bir süreç vardır, doğru. Fikrini söyleyen öğretim görevlisine de, gazeteciye de yapılıyorsa siz de mücadelenin arkasında durun dedi. Yoksa ben, Kılıçdaroğlu şunu çok iyi biliyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi parlamenterleri fikri bir mücadele veriyorlar. Bunun zaten dokunulmazlığı olacak. Bunu kaldırmasını biz savunmuyoruz ki zaten. Böyle bir şey yok. Yani fikri mücadeledeki dokunulmazlık devam edecek. Ama Türkiye'de gelinen hukuksuzluk boyutuna zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bir mücadeleye hazır olmayız. Zor bir günler bizi bekliyor. Böyle diyeyim Allah aşkına. Türkiye'de hukuk bitti. Türkiye'de iş adamlarının üstüne gidilerek iş adamlarının elindeki mal varlıkları alındı. Hukuksuzluklar. AKP öyle bir şey yapıyor ki karşısındaki bir grup kesimin bilerek hassas noktaların nasırına basıyor. Yani bunun yani 23 sanı kutlamamak da bunlardan bir tanesi. Hı hı. Ondan sonra kendi tabanını da konsolide etmeye çalışıyor. Yani karşı tarafı nasırına basarak işte 23 sanı kutlamayarak veya belli şeyleri toplumun değer verdiği cumhuriyet değerlerinin yok kabul ederek onların e, nasırına basarak o kesim yükselttiği de sesi, bak görüyor musun bu ülkede birçok sorun varken, şu CHP'liler de neyle uğraşıyorlar canım? Bundan 100 yıl önce cumhuriyet gelmiş, ne olacak? Kutlamasak ne olacak? Şehit cenazeleri geliyor. Oysa ki kardeşim, senin bugünkü varlık sebebin o cumhuriyet. Eğer biz ortadoğu ülkelerinden ayrılıyorsak, bugün bir kaptanın çocuğu burada cumhurbaşkanı oluyorsa, bu cumhuriyetin değeridir. Bir demircinin çocuğu, cumhurbaşkanı oluyorsa, bir memur çocuğu ana muhalefet partisinin lideri oluyorsa bu cumhuriyetin değeridir. Bu değerleri böyle bir çırpıda yok edemezsin. Devletler gelenekleriyle yaşarlar, öfleriyle yaşarlar, ananeleriyle yaşarlar. O değerleri yok ettiğiniz zaman bir gün bir tanesi gelir, senin oturduğun koltuğu da yok kabul eder ve seni oradan indirir aşağı. Önemli olan siyasilerin en büyük erdemi sandıkla gelip sandıkla gitmeyi içine sindirmektir. Biz bunu yapmalıyız. Siyasetçilerin en onurlu vedası sandıktır. Sandık olmayan ülkelerde vedalar farklı oluyor. Hı hı. O Maalesef, vedayı ben bu ülkede evet. hiçbir zaman Allah bize o günleri göstermesin. Demokrasimiz hep köklü kalsın. Sandık her zaman bu ülkede görev değişikliklerinde önemli bir gidiş noktası olur. Burada herhalde teminat Cumhuriyet Halk Partisi oluyor değil mi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi yok. Bu ülkenin teminatıyız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iyi ki var. Ve daha da güçlü geleceğiz. Daha çok halka gideceğiz. Daha çok halka anlatacağız. Bu ülkeyi eğitimli toplum için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Biz bu ülkenin sorunlarını biliyoruz. Ülkenin hangi raydan çıktığını çok iyi biliyoruz. Ve oraya geri dönmek zorundayız. Döndürmek zorundayız. Bize kulak verilirse biz ortak haklı parlamentoda Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Evet bu ülkede parlamenter sistemin bazı ufak tefek eksikleri var. Ama bunu alıp başkanlığa ihale etmek değil parlamenter sistemi güçlü kılmak ne kanun eksikliği var getirsinler hep beraber çıkartalım. Yani bugün Türkiye'de milyonlarca mülteci gelmiş. Ya bu bir sorun. Bunu çözmemiz lazım. Avrupa Birliği ile sorunumuz var. Çözmemiz lazım. Komşularımızla sorunlarımız var. Çözmemiz lazım. Yani bunu çözmeden Türkiye halının altına süpürerek bir yere varamaz. Yani bu ülkede 200 bine yaklaşan e, mülteci çocuğunun doğumu var. Bu bir sorun. Bunlar bu ülkede doğdular. Ne yaparsanız yapın bunları nasıl geri göndereceksin? Bunu çözmek lazım hepsi proje elendirme gerektiren türlü türlü sorunlar var ve bunların hiçbiri çözülmüyor halının altına süpürülüyor. yani sürenin de sonuna doğru yaklaşıyoruz biraz toparlayalım Dilerseniz Bu anlamda işte dimdik durması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler onun için mesajı verelim isterseniz izleyenlerimiz Çünkü bazen endişe duyuyorlar kaygı duyuyorlar o hamasetle yaratılmış rüzgar içerisinde CHP'ye yönelik saldırılar da görüyoruz. AKP'nin saldırılarını da görüyoruz. E, bir, e, bu anlamda herhalde o, o mesajı vermekte fayda var. Şimdi ben e, şunu söylemek isterim. Türkiye e, dışarıyla entegre olmuş. Ekonomisiyle, e, insan haklarıyla, uluslararası ilişkilerden <laughs> entegre olmuş bir ülke. İçine kapanarak yaşayamaz. Ama AKP bugün Türkiye'yi kendi içine kapatmaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir değil. Bu çadırdaki oksijen çok fazla uzun gitmeyeceği gözüküyor. Bugün turizm, Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Bugün turizmde Tursak Başkanı açıkladığı 500 bine yakın istihdamda düşüş var. İşsizlik rakamları hızla artmaya başladı. Yani en son TÜİK'in rakamlarına göre e, 11.1'e geldi. Yani Türkiye hızla işsizleşiyor. Türkiye hızla ihracatı düşüyor, turizm gelirleri düşüyor. Bunlar Türkiye'nin sürdürülebilir politikaları değil, dış politikada yalnızlaşıyor. Bakın Suriye politikası da Obama ile Putin görüşüyor. Oysa ki Suriye benim meselem ki o sorunları açan da bugünkü iktidar. Suriye'de ben söz sahibi değilim Türkiye olarak. Sınırı kapatsınlar diyorlar bile değil mi? Yani En büyük mülteci sorunu yaşayan benim, terör sorunu yaşayan benim ve Türkiye'yi AKP iktidarı sayesinde devre dışı kaldı. AKP'nin bunu böyle götmeyeceğini vatandaşlarımız ağır ağır hissetmeye başladılar. Benim gördüğüm gittiğim illerde böyle. Ekonomisi durma noktasına geldi. AKP gidici. Yani AKP bu yapıyla içe kapanarak, komşulardan koparak, teröre destekleyerek bir yere varması mümkün değil. Bu olayın Türkiye geleceğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu görevin geleceğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu görev geldiği zaman yapacağımız şeyler bellidir. Bugünden kendi dış işlerimizden belli diplomat arkadaşlarımız belli ülkeleri ziyaret ettiler. Mısır'ı ziyaret ettiler, Filistin'i ziyaret ettiler, İsrail'i ziyaret ettiler ve bu ziyaretler daha da devam edecek. Görüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılığı bu ülkelerde var. Ve bu ülkelerdeki o karşılığımızı çok iyi değerlendirerek tekrar Atatürk'ün bize emanet ettiği dış politikaya döneceğiz. Yurtta sur, cihanda sur politikasına döneceğiz. Komşularıyla savaşarak bir yere gelen, çatışarak bir yere gelen bir ülke yok. Biz komşularımızla işbirliği yapacağız. İhracatlarımızı tekrar artıracağız. Evet. İlk yapacağım şey 4 artı 4 artı 4 o eğitim politikasını alıp çöpe atacağız. Tekrar eğitim politikasını pozitif bilimlere uğrat, pozitif bilimlerle bu ülkenin gençlerin eğitim almasını sağlayacağız. Yani bu ülkede ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Türk halkına gidip bu görevi almaya hazır bir Cumhuriyet Halk Partisi kadroları var. Reçete de belli, kadro da var. Hiç merak etmesinler. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Çok da deneyimli kadrolarımız var. Bunlar gibi ötekileştirmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 78 milyonun kardeşliğini getireceğiz. Terör örgütüne Kürt meselesini ihale etmeyeceğiz. Oradaki vatandaşım benim vatandaşımdır. Onun sorunu da parlamentoda çözecek benim özgürlükler konusu çözecek benim. Avrupa Birliği'ni sırf bir araç olarak kullanmayacağız. Muasır medeniyetlerdeki bir kalite olarak bakacağız Avrupa Birliği'ne. Bugün bakıldığı gibi o kötü raporlar yayılmayacak. En son Avrupa Birliği raporunu gördük. Türkiye neredeyse yerden yere vurmuş. Üyelikle ilgili tek kelime yok. Yani böyle bir rapor mu olur? Allah aşkına medya özgürlüğü yok diyor. Kürt sorunu var diyor. Güneydoğu sorunu var diyor. İşte iş dünyasıyla ilgili kaygılarını belirtiyor. Yani Avrupa Birliği raporu bu. Ve ondan sonra Davutoğlu da bunu alkışlıyor. Daha yalanlama doğru raporu. İşte bu kötüdür, şudur, budur hı hı. demedi. Hı hı. Evet maalesef bir yandan sizin sözlerinizden şöyle hissettik bir yandan fotoğraf o kadar net tarif ettiniz ki ama öbür yandan da reçeteyi de tarif ettiniz. E konjonktürel gelişmeler önümüzdeki süreç bize gösterecek kolay gelsin diyoruz ve bir yandan da tam ta tarif ettiğiniz noktanın özünde olan o cumhuriyet değerleri, cumhuriyet idealleri 23 Nisan'ı kutlayacağız. Biz şimdiden sizin 23 Nisan'ınızı kutlayalım. Mecliste resepsiyon olmayabilir, Cumhuriyet Halk Partisi kutlayacak onu biliyoruz. Biz kendi resepsiyonumuzu yapacağız mecliste e, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çocuklarla kutlayacağız. O emaneti onlara teslim edeceğiz. Biz gençlerimizi, evlatlarımızı tacizcilerden kurtaracağız. Onları korumayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yandaş vakıflar kurarak o gençleri karanlığa değil, Türkiye'nin bize erdemi olan, o Türkiye Cumhuriyeti'nin o şemsiyesiyle, Atatürk'ün bize emanet ettiği o şemsiyeyle bu gençleri bu ülkenin geleceği olarak yetiştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet mesele de bu zaten. Ee, özellikle bugün bu. Sevgili izleyiciler Sayın Erdoğan toprağı uğurlayacağız. Saat başında da karşınızda olacağız. Sıcak gelişmelerle güne yansıyan önemli haberler var. Yine gördüğümüz kadarıyla onları aktaracağız. <laughs> Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.